اما سریلت هنی بس برین و چونه دا باشه Olay Gören Taş'tan Bahçesaray'a doğru gidiyorduk. Yoğun bir tip bir fırtına vardı. Bahçesaray'ın Krapet bölgesine vardığımızda orada bir minibüs duruyordu, zincirleri bağlamıştı. Ben minibüse hemen geçtikten sonra bu arada şantiye şefimiz Fahri Bey bir de şube ekip başımız Faruk abi yanındaydılar. Onlar arkamdan şeyle pikapla geliyordular. Ben minibüsü geçtikten kısa bir mesafe sonra ani bir çığ geldi. Ben orada duraksadım biraz. Ondan sonra yolu açayım devam edelim. Çünkü daha önce olmuş bir kazayı tespit etmemiz gerekiyordu. Orayı geçtikten sonra çığ açmaya başladıktan sonra baktım çığ gerçekten çok fazla gelmiş. İkinci bir makineye ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Geri geldim şefe söyledim ki dedim ikinci bir makineyi getirin. Şefim de yanındaki arkadaşlar da ikinci bir makineyi getirmek için harekete geçtiler. Ben de o arada orada kaldım. Minibüse dedim ki dedim zincirlerini taktıysan geri dönelim dedim. Çünkü yoğun bir tipi, yoğun bir fırtına vardı. Görüş yoktu. Minibüsçi arkadaşlar dedi ki istersen bir daha dene dedi. Eğer yolu erken açabilirsen belki evimize ulaşırız dedi. Çoluk çocuk var yanımızda. Ben de ikinci defa denemeye çalıştım. Bu arada ikinci çığ koptu. Çığ da ikinci defa geldi. Zaten ben makine binip hareket ettiğim gibi çığ geldi. Yani çığın kopmasıyla zaten ne olduğunu anlayamadım. Kendimi derin dibinde makinenin içindeydim tabi. Makine dereye yuvarlandı. Makinenin içinde bayağı bir bekledim dedim. Belki minibüsteki arkadaşlar beni gelir kurtarırlar. Bir yaklaşık bir 20-25 dakika bekledikten sonra baktım bir şey yok. Bu sefer kendi imkanlarımla çıkmaya çalıştım. Çok şükür çıktım, çıkabildim. Camı kırarak çıktım. Tabi üstünde de bir kar tabakası vardı. Hani hafif bir ışık görünce çekicin sabıyla deldim çıktım. Yukarıya çıktığımda minibüsü aradım fakat bulamadım. Bulamadım ondan sonra yola girdim. Tabii biraz da rahatsızdım, yürüyemiyordum. Yavaş yavaş köye doğru ilerlemeye başladım. Allah'tan ileride bir minibüs denk geldi. Minibüse yetiştim. Dedim durum böyle böyle durumu anlattım. Onlar da hemen döndüler beni. Hastaneye yetiştirmeye çalıştırdılar. Sağ olsunlar getirdiler. Ambulansa yetiştirdiler. Gerekli yerlere bilgileri verdiler. Durum bundan ibaret. Peki ardınızdan çok araç var mıydı? Sadece bir tane minibüs vardı. Arkamda sadece bir tane minibüs vardı. Minibüsün içerisindeki yolcu sayısından haberiniz var mı? Bilginiz var mı acaba? Minibüsün içerisindeki yolcu sayısından yani hatırladığım kadarıyla iki çocuk net gördüm camın önünde. Yani tahminimce 7-8-10 kişilik bir şey vardı, bir grup vardı. Minibüsün şoförüyle bir de Van Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan grederci bir arkadaş var, kiralık çalışan. Onlar yerde zincirleri bağlıyordular. Ama çığ esnasında onlar araca bindiler mi, bilmediler mi bilmiyorum, hatırlayamıyorum. Peki, yani görmedim daha doğrusu.
çığın kütlesinden, yapısından, çığdan, araçtan çıktıktan sonra bakabildiniz mi? Acaba çığın boyutu ne kadardı, nasıldı? Yani çığ bence büyük bir şeydi. Çünkü benim kullandığım makine 19 ton ağırlığında, düşünün bunu dereye fırlattıysa, daha küçük tonajlı bir araca neler yapar. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim.